Z-Haber'den herkese iyi seneler. 2022'nin ilk dakikalarında Zonguldak Askerlik Şubesi önündeyiz. Sitede bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'nin hemen altı şu şekilde göstereyim. Burada silahlı saldırı ihbarı olduğu yönün silahlı saldırı olduğu ihbarı bütün ekipleri harekete geçirdi. Gördüğünüz gibi bölgede çok sayıda polis ekibi var, çok sayıda ambulans var. Ancak şöyle fıkra gibi bir olay da var. Bu şekilde ifade etmek istiyorum. Fıkra gibi bir olay yaşandı burada. Afrikalı olduğu öğrenilen ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenci olarak bulunan şahıslar yeni yıldan evvel uykuya dalıyor. Daldıkları uykuda da havai fişek patlamalarını silahlı saldırı olduğu yönünde yorumlayarak uyanan bir kişi, arkadaşımı vurdular korkusuyla ekiplere haber veriyorlar. Uyan arkadaşını vuruldu sanıyor. Silahlı saldırıya kurban gitti sanıyor. Ve ekiplere haber veriyor. Evet, gördüğünüz gibi burada ambulanslar var. Polis ekipleri var. Ve burada silahlı saldırı olduğu yönünde bir korku yaşandı. Fıkra gibi bir olaydı aslında. Afrika uyruklu öğrenciler yeni yıldan evvel uykuya daldılar. Daldıkları uykudan havai fişek sesleri uyandılar. Ancak uyanmayan arkadaşlarına ise silahlı saldırı oldu. Endişesiyle de Zonguldak'ı ayağa kaldırdılar. Emniyet güçleri buraya geldi. Sağlık ekipleri buraya geldi. Ve Zonguldak yeni yılın ilk dakikalarına çok hareketli başladı demek doğru olur. Evet, burası askerlik şubesinin hemen önü, hemen yanı daha doğrusu. Burada bu noktada çok ciddi bir ihbar vardı. Bu ihbarda vatandaşları, emniyet güçlerini ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Ardından da görmüş olduğunuz gibi olayın sakinliği ortaya şu an çıktı demek doğru olur. Biz de olay yerine ulaştığımız anda bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Evet. Evet, yabancı uyruklu öğrenciler yeni yıldan evvel uykuya daldı. Sizi çekmiyorum. Çıkabilirsiniz. Gazeteci kardeşim, bunun neyini çekiyorsun? Ya şunu kapat ya. Yeni yıl ilk olayı. Ya bırak şunu. Senin bir şey çekmek için bize izin alman. Dostum, bir şey söyleyeceğim. Sen benim evimi ikamete edemezsin. Siz çekin bunu hanımlar. Sen benim evimi lanse edemezsin. Evinizi lanse etmiyorum. Güzel kardeşim. Baba hadi. Telefon. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak, sen beni tanırsın. Tamam, olabilir de. Gerek yok. Bak, burada ailecek oturuyorsunuz. Bizim şeyimizi bozmayın yani. Anladın mı? Evet. Merhaba abi. Yan tarafta bir şey oldu ya, bak burada insanları da çekmeyin. Fıkra gibi olayı size tekrar aktarmak istiyorum. Yabancı uyruklu öğrenciler uykuya dalıyorlar. Ardından da havai fişek seslerini silahlı saldırı sanıyorlar. Sonra da görmüş olduğunuz gibi burada hoş olmayan manzaralar da yaşandı. Evet, zor şartlar altında bulunduğumuzu da söylemek yalan olmaz. Yeni yılın ilk dakikaları insanlar heyecanlı, umut dolu aslında ve bir o kadar da sinirler gergin. Evet, ailemiz olmak var, sevdiklerimiz olmak var. Ancak burada biz sizlere Zonguldak'ta olan biteni aktarmaya çalışıyoruz. Emniyet güçleri güvenliği, huzurumuzu sağlamaya çalışıyor. Evet. Ufak bir yanlış anlaşılma Zonguldak'ı ayağa kaldırdı. Aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Evet, tekrar geçiyorum. Özet geçiyorum. Yabancı uyruklu öğrenciler yeni yıl kutlamalarından evvel uykuya daldı. Uykudan havai fişek sesleri uyandılar. Uyumaya devam eden arkadaşlarıysa silahla vurulduğunu sandılar. Bunun üzerine de olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak olayın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Evet. Şu an buradan aktarabileceklerim bu kadar. Yeni yılın ilk sıcak olayından
sizlere durum aktarmaya çalıştım. Evet, beter olmadı. Sağlık, sağlık olsun diyelim. Beter olmadı. Güzel bir şekilde de bu olayı kurtardık. Ama evimi çekiyorsun hala. Diyebiliriz. Bizim olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka yerinde görüşmek üzere, hoşçakalın.